böyle at geçitlerle ve köprülerle zannetmiyorum yani. Bu trafik daha ileride başımıza bela olacak yani. Keşke ilk baştan tramvaylar üstten değil de alttan gitseydi. Yani iyilik yapıyorum dedi ama hiç de iyilik yapmadı Sayın Hasaki Başkan. Trafiği bana hiç sorma, ben gurbetçiyim, bizim dumanımız çıkar diyorlar. Yabancı arabayı gördüm mü çok fena yapıyorlar. Yani çok yazık. Gerçekten çok yazık. Merkezde şu en fazla da. En fazla Sivas Caddesi'nde ve de şehir hastanesi veya foruma gittiğimiz zaman yanlış park edenler bilhassa. Düvenönü, Cumhuriyet Meydanı, Yoğun Burç gördüğüm kadarıyla. Bir de Mustafa Şimşek Bulvarı. Kayseri'de genelde AVM tarafında trafik yoğun oluyor. Bir de bu şehir merkezinde trafik yoğun oluyor. Kayseri'deki trafik yoğunluğu genelde şehir merkezinde, bu Düvenön tarafında, meydanda. Bir de yerleşimin daha yoğun olduğu yerlerde trafik sorunları var. Ben Erkilet tarafında oturuyorum. Erkilet Bulvarı tarafında oturuyorum. O tarafta çok fazla yoğun trafik var. İstasyonda var, İstasyon Caddesi'nde. Yani bildiğim kadarıyla bu bölgelerde daha yoğunluk var. Kocasinan, yani bu meydan daha şey, Talas. Bir de İpek Saray var. O taraf ışık çok yandığından dolayı daha çok trafik var orada. Birçok yerde yoğun. Merkez de genellikle yoğun. Çarşının içi yoğun. Birçok yere araba koymakta zorlanıyorsun. Yapıyorlar misal, otoparkları yapıyorlar ama merkezden biraz uzaklara yapıyorlar. Onda yani nereye koyacağını şaşırıyorsun arabayı. Yoğun, Kayseri'nin her tarafı yoğun. Vallahi organize bölgesinde daha yoğun. Organize sanayi bölgesinde. Sabahlar en öncelikle Tınaztepe durağında. Kavşaklar da çoğunlukla. Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun. İldem tarafında bizim arkadaşlar oturuyor. Orada da var diyorlar biraz trafik. Başka bildiğim yok. İllem tarafında. İllem tarafı aynen. 3 gündür Kayseri'deyim. Havaalanından Malatya yoluna kadar, orada evimiz var. Oraya gittik. Yani büyük yoğunluğu bu trafik yani şehir merkezinde tabii ki daha yoğun yani. Ben de hep birlikte sürdüğümüz için öyle. Sivas Caddesi'nde daha yoğun oluyor genelde. Başka Talas'ta oluyor. Fevzi Şakmak, Gültepe, şehir merkezi, buralar ana yollar. Talas, bilhassa sabahları ve akşamları Talas, ikindiye doğru organizenin dağılımı aşağı yukarı her kesim, her kavşakta trafik yoğun. Sivas Caddesi, İstasyon Caddesi, Düvenönü, buralarda yoğun. Zaten günümüzde toplum araç insandan çok. Her yerde araç çok. Yoğunluk var yani. Azaltmak için insanların trafiğe uyması lazım. Aslında trafik yok Kayseri'de. Trafiğe uysalar hiç trafik yok bence. Baştan, balık baştan kokar. Tramvay yapıyor değiller. Niye alt geçitten yapmadılar, üst geçitten yaptılar? Yani alttan olsaydı böyle yoğunluk olmazdı. Bu daha iyi günler Kayseri'nin. Daha ilerisi daha kötüye gidecek. Neler yapılabilir mesela? Bu saatten sonra hiçbir şey yapılamaz bence. Kayseri'nin yolları gene. Rahmetli Osman Kavuncu vardı. Adama sormuşlar. Yav demişler. Adam ileriyi gören bir adammış. Niye bu kadar geniş yaptınız? Siz daha demiş bekleyin demiş. O adamın eseriyle şu, bu zaman biraz trafik rahatsa o rahmetli Osman Kavuncu'nun sayesinde. Özestekin'in falan değil yani. Alternatif şeyler vardır tabii. Trafik normal şartlarda daha doğrusu insanlarımızın toplu taşıma alışkanlığını önce edinmesi lazım. Bakıyoruz bütün araçlarda ya bir kişi ya iki kişi vardır. Fazla yok. Bu hem israf oluyor hem de trafiğe bir yük bindiriyor. İnsanları yürümeye teşvik etmek için bazı reklamlar, işte tanıtımlar, teşvikler olabilir. Çünkü adamın eviyle, örnek veriyorum, çarşının arası 5 dakika yürüme mesafesinde. Adam araba, bizim toplum olarak arabaya alışmışız. Yani 10 metrelik yere bile arabayla gidiyor adam. 1 kilometrelik yere bile arabayla gidiyor. Vallahi trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yollar kullanılmalı.
Ya insanları bisiklet sürmeye yönlendirebilirler. İşte belediyemizin kaybisi falan onlara yönlendirebilirler. Dediğim gibi ışık problemi Kayseri'de daha fazla. Yani mesela İstanbul'da çok araba olduğu için, daha fazla araba olduğu için trafik var ama mesela Kayseri'de yollar boş olsa bile ışıklardan dolayı daha fazla trafik oluyor. Yani bütün problemler ışık. Hani insanlarda para çok, herkes araba alıyor yiğidim. Şeyi kullanan yok, otobüsü, tramvayı kullanan yok. Herkes kendi arabasına biniyor. İster istemez trafiğe çıktığı için azaltamıyorsun. Ama şey kullanılırsa otobüsler, tramvaylar biraz daha azalır trafik. Ama insanlar rahat olduğu için para yok diye ağlıyorlar. Para olduğu için her taraf böyle araç doluyor işte. Vallahi her bölgeye bir trafik polisi şart. İnsanların sağlığını düşünüyorlarsa, kazalarının engellenmesini istiyorlarsa mecburi trafik polisleri olması lazım. Özellikle ışık olmayan kavşaklarda. Evet, okul geçişlerinde. Yollar genişletilsin. Araçlara kullanımı azaltılsın. Trafik şeylere, otobüslere, tramvaylara falan akın edilsin. Daha trafik hem azalır hem de olur, yollar açılır. Ulaşım açısından güzel olur. Yani araçların belli saatlerde giriş çıkışının yapılması daha önemli. Başka bilmiyorum yani. Çoğunlukla toplu taşıma araçlarını kullanılabilir. Biz gurbetçiyiz, Avrupa'dan geliyoruz. Avrupa'da ışıklarda bir sistem var. Sensörlü ışık var. O sensörleri aslında Kayseri'nin içinde uygularsak trafik yoğunluğunu da böyle giderebiliriz. Yani nerede araba var, nerede araba yok, bu sensörler ona göre ışığı kırmızı, yeşil yanıyor. Yani böylece güzel bir çözüm olabilir. Düşünebilir yani devlet büyükleri. Bence herkes kurallara uysa daha da güzel, herkes araba sürebilir ve bu kadar yoğun olmaz. Toplu taşıma kullanılır da kimse keyfinden şey yapmıyor ki, ödün vermediği için çok fazla oluyor o yüzden. O belediyenin sorunu, karayollarının sorunu. Araç azaltsan desen millet azaltmayacak. Bir nevi çoğalıyor. Onun için de Kayseri'nin genişlemesi lazım. Çevre yolları çok olması lazım. Yolları genişleteceğiz, bir şey yapacağız ama şu anda da mümkün değil onun genişlemesi. Belediye imkanları ölçüsünde genişletmiş, yeni alternatif yollar açmış. Fazla da yapacak bir şey yok. Biraz kurallara uyacağız, hepsi o. Trafik kurallarına uyarsak en güzel bu yani, uymak lazım. İnsanlarda sabır yok. Yani yoğunluk var, trafik kurallarına ne kadar uyarsak o kadar şey olur yani, ışıklara, şeye uymak lazım.